21 Ocak'la 19 Şubat arasında delege seçimlerimizi yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mayıs ayında yapılacak ilçe kongresinde oy kullanacak delegelerin tespiti amacıyla beldelerde delege seçimleri başladı. Önceki gün Turgut Reis ve Orta Kent'te yapılan seçimlerle başlayan süreç hakkında kent mikrofonuna konuşan CHP Bodrum İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk şunları söyledi. Kongre takvimimiz Aralık ayında başlamıştı zaten. Bu sürecin sonunda 1 Nisan'la Mayıs 20 Mayıs'a kadar da ilçe kongreleri, daha sonra Haziran sonuna kadar il kongrelerimiz, muhtemelen Eylül ayında da Büyük Kurultay yapılacak. Bugün işte Bodrum'da iki beldemizde delege seçimlerimizi yaptık. Önümüzdeki süreçte bir ay içinde de diğer beldelerimize, köylerimize, mahallelerimize delege seçimlerini tamamlayacağız. CHP'de örgüt içerisinde yapılan seçimlerin her zaman hareketli ve çok zevkli geçtiğini vurgulayan Öztürk, kongreler öncesindeki 3 aylık sürecin kendileri açısından kutsal aylar gibi olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Bizim delege seçimlerimiz her zaman için çok zevkli, çok hareketli, çok olgun ve çok güzel geçer. Mesela bugün Turgut Reis'teki beldedeki delege seçimlerimize yaklaşık 400 üye katıldı. Yani bu bir siyasi partinin ilçe kongresine katılan, oy kullanan delege sayısından fazladır. Dolayısıyla bizim için kongreler süreci kutsal aylar gibidir. Yani bu 3 aylık süre bizim için kutsal aylar gibidir. Bizim çok sevdiğimiz, çok haz aldığımız, çok yenilendiğimiz, dirilendiğimiz bir dönemdir. Onun için çok da seviyeli geçer. İşte bugün iki beldemizde, Orta Kent'te ve Turgut Reis'te delege seçimlerimizi yaptık. Bu süreçte devam edecek bu şekilde. Geçtiğimiz hafta Orta Kent Beldesi'nde parti üyesi olan bazı vatandaşların kendi haberleri olmadan hazırlanan dilekçelerle partiden istifa ettirildiklerine dair iddialar üzerine başlayan tartışmalar sonrasında eski belde başkanı Ümit Baltutan'ın Durmuş Ali Öztürk'ü hedef alan ve 4 milyon avroluk tazminat davası açacağını hatırlattığımız Öztürk bu konuda şunları söyledi. Artık ben bu konuda konuşmak istemiyorum aslında. Siyaseten de zaten konuşmayacağım. Çünkü siyaseten konuşulacak bir şey yok. Allah akıl fikir versin diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Açabilir tabii ki 4 milyon euroluk bir tazminat davası. Hiç mesele değil, hiç sorun değil ama 4 milyon euroluk tazminat davası açabilmek için %10'unu teminat olarak yatırmanız lazım. Bu da 400 bin euro yapar. Bu ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Avukatlarına keşke bunu bir sorsaydı. Ama benim şöyle bir önerim var. Ben 400 bin euroyu peşin vereyim. Davasını açsın. Daha sonra 3 milyon 600 bin euro da veririz. Helalleşir, öpüşürüz. Yani artık gülemiyorum bile. Gerçekten de bunlara gülmek bile içimden gelmiyor. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum örgütü de son derece güçlü bir örgüt. Şimdi yel kayadan bir şey götürmez. Bu tür şeylerde bizden bir şey götürmez ama sadece bir iki gün üzülürüz. Bir iki gün canımız sıkılır. Onun dışında hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Yani benim siyaseten zaten söylenecek bir şey yok ama kişisel olarak da söyleyeceğim, Allah akıl fikir versin. Başka da söyleyeceğim hiçbir şey yok. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AK Parti İlçe Kongresi hakkında da görüşlerini açıklayan Durmuş Ali Öztürk, kamuoyunda CHP'li olarak bilinen bazı isimlerin AK Parti'nin yeni yönetiminde yer alması konusundaki görüşlerini şu sözlerle açıkladı. AK Parti'nin kongresi tabii ki Bodrum'a hayırlı olsun. Benim partimin daha önceki üyesi olup da bugün hidayete erip AK Parti'nin yönetim kurulunda değerlendirilen o çok kıymetli şahsiyetlerle ilgili hayırlı olsun diyorum. Bu konuda çok fazla bir yoruma gerek yok. Zaten kamuoyu onun yorumunu yapacaktır. Ülkenin bugün 10 yıllık AK Parti iktidarında geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Artık bugün Cumhuriyet'ten rövanş alma noktasına gelen, Cumhuriyet'le didişen, Cumhuriyet'in bütün değerlerini talan eden bir AK Parti'ye dün ben çok solcuydum, hatta sosyal demokrasi bana dar geliyor diyen insanların bugün AK Parti'ye gitmiş olmasının, yani hidayete erdilerden başka bir izahı olduğunu düşünmüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arkadaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun. AK Parti'ye de hayırlı uğurlu olsun.